Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Su, bugün sizlerle beraber. Şimdi bademin faydaları nelerdir? Onu anlatacağım. Hadi şimdi video başlıyoruz. Vitamin deposu olan badem, E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, mineral bakımından son derece zengindir. Birçok alanda kullanılan badem hastalıkları şifa oluyor. Peki bademin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Türkiye badem üretimi dünya sıralamasının ilk 10 ülke içerisindedir. Ülkemizin yanında İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem yağı yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketilmektedir. Bademin bir yan ürünü olan bademin sütü aynı zamanda lezzetli bir içecek ve inek sütüne alternatif besindir. Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca çinko, selenyum, bakır ve niyastin içerir. Diğer bütün türlerine karşılaştırıldığında besin değeri ve faydaları bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında badem yağı saç ve cilt bakımından ayakkabı ve deri giysilerin korunmasına kadar pek çok alanda kullanılır. Peki badem yağının faydaları nelerdir? İşte bademin tüm faydaları. Bademin faydaları nelerdir? Kansere yakalanma riskini azaltır. Özellikle kolon kanseri karşı korunma sağlar. Solunum sistemine fayda sağlar. Öksürük gibi kış hastalıklarına iyi gelir. Kansızlık sorununuz mu var? Anemi hastalıklarından sıkınıyor musunuz? Badem sayesinde kansızlıktan kurtulabilirsiniz. Cinsel diyabet rahatsızlıkları olan kişiler de bu hastalığı kuru yemiş rahatlıkla tüketebilir. Şeker hastalığı için de iyi gelen bir yiyecektir. Diş bakımına yardım eder. İçerdiği fosfor sayesinde kemik ve diş yapısını güçlendirir. Kuvvetli kemiklere ve dişlere sahip olmasını sağlar. Sağlıklı ve bakımlı saçlara kavuşmak için de bu şifalı besinden tüketebilirsiniz. Günümüzde badem yağı şampuanlar mevcuttur. Bu şampuanlar ile saçlar daha parlak ve canlı görünür. Cilt bakımı sağlar. Özellikle sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Badem yağı cilde masaj yapısında kullanılabilir. Safra kesesi oluşumunu riskini azaltır. Kan basıncını düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıkları kolay kolay yakalanmamayı sağlar. Bademin içerdiği magnezyum ve bakır varlığı enerji tüketimi arttıran metabolizmayı hızlandırır. Bir avuç badem ya da gün boyu enerjiyi koruyabilirsiniz. Lif açısından zengin olması sebebiyle kabızlığı önler, sindirim sistemini düzenler, bağırsakları rahatlatır. Badem beyin sağlığına faydaları. Badem insan beyninin gelişimini ve sağlığı için gerekli olan birçok elementi ve bileşenleri içermektedir. Sadece yetişkinler için değil, çocuklar beyin sağlığı için faydaları. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltılabilir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan birçok bilimsel çalışma bademin içerdiği birçok besin kaynağının sinir sisteminin genel sağlığını korumak için gerekli olduğu ortaya koyulmuştu. Günde 6-7 tane düzenli olarak badem tüketirseniz sağlık açısından birçok fayda sağlayacaktır. Badem kolesterol sağlığını korur. Badem düzenli olarak tüketilmesi iyi ve kötü kolesterol seviyesini dengeleme yardımcı olur. O özelliği kolesterolün dengesiz seyri sonucu oluşabilecek birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Diğer bir ifade ile problemi ortadan kaldırarak meydana gelebilecek birçok sağlık problemini oluşmasını engel olur. Badem kemik sağlığına faydalıdır. Badem içerdiği birçok vitamin ve mineral yardımıyla mükemmel bir şifa kaynağıdır. İçerdiği bu
maddeler en önemlilerinden bir tanesi de fosfordur. Ayrıca osteoporoz gibi yaşa bağlı sorunları başlamasını önlerken fosfor yardımıyla kemiklerin ve dişlerin dayanıklılığını artırır. Badem kalp için mükemmel bir besindir. Bademde bulunan doymamış yağlar, protein, potasyum ve kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidan olmasını sağlar. Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp riskini önlemeye yardımcı olurken aynı zamanda kalp hastalıklarının riskini azaltır. Badem erken inflamasyona neden olan sorunları etkisini azaltır. Folik asit açısından da iyi bir kaynaktır. Bu nedenle alterlerde yağ leke oluşmasına neden olan homosistein seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca badem arter duvarı hasarına karşı güçlü bir kalkan oluşmak için E vitamini ile destek olur. Badem bağırsak sistemi güçlendirir. Badem bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklılık sistemi sağlıklı bir şekilde çalışması için birçok maddede ihtiyacı vardır. Bu maddelerden bir tanesi de alkalidir. Badem alkali açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Bu nedenle bağışıklık sistemi güçlendirmeye yarar. Aynı zamanda çeşitli hastalıklara neden olan bu sağlıksız koşulları bertaraf eder. Alkali katkısı ile birlikte E vitamini karışımı ile birlikte badem güçlü bir antioksidan dönüştürür. İşte bu karışımın sonucu bağışıklık sisteminde onlarca hatta yüzlerce hastalıklara neden olan serbest radikalleri çok eden mükemmel bir antioksidan ortaya çıkar. Bademin bol miktarda içerdiği E vitamini kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve kalp hastalığını korur. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalarda E vitamini oranı yüksek olan insanların kalp hastalıklarına yakalanma riski diğer insana göre %30-%40 daha azdır. Cilt bakımı ve badem cilt bakımı açısından badem faydaları bilinen bir şeydir. Badem yağı masajı genellikle yeni doğan bebekler için tavsiye edilir. Badem sütü ile cilt sağlığını koruyan savunlar yapılmaktadır ve kozmetik sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Badem kan basıncını düzenler. Bademde bulunan potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda içerdiği sodyum kan basıncında meydana gelebilecek dalgaları da engeller. Kalp sağlığı için kan basıncının önemi büyüktür. Bu yüzden badem kan basıncını dengelerken aynı zamanda kalp sağlığını korumaktadır. Enerjiyi arttırır. Badem magnezyum ve riboflavin içermektedir ve bu maddeler enerji üretimi için metabolizmaya çok yardımcı olurlar. Yolda yürürken bile kolaylıkla bulunabilir ve tüketebilirsiniz. Badem kanseri önler. Ulusal Kanser Merkezi'de yüksek diyet lifleri içeren bademin özellikle kolon kanserini önleme noktasının etkili olabileceğini belirtmiştir. Badem diyabete karşı koruma sağlar. Badem özellikle yemeklerden sonra glikoz ve insülin seviyesinde meydana gelen artışı azaltmak için yardımcı olur. Diyabet hastalıklarında sık sık yemek esnasında veya yemekten sonra meydana gelen şeker seviyesinin artması sorununu madem giderilebilir ve şeker seviyesini sağlıklı bir seviyede tutabilir. Gebelik döneminde badem yeni doğan bebeklerde doğum kusurlarını gideren folik asit içerir. Ayrıca sağlıklı hücre büyümesi ve doku oluşmasını teşvik eder.
Doktorlar gebe kadınların folik asit takviyesini ilk reçetelerde verilen ama badem anne ve bebeğin sağlığını korumak için yeterli derecede folik asit içerir. Badem kilo vermeye yardımcı olabilir. Birçok araştırmaların bademin kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya koyulmuştur. Badem bağırsak hareketlerini arttırdığı bilinen bir şeydir. Bu özelliği ile daha hızlı kilo vermek isteyenlerin düzenli olarak kullanabileceği nadir besinlerdir. Ayrıca içerdiği lifler yardımıyla toksinleri de temizler. Badem kabızlığı önler. Bademin lif açısından zengin olduğu söylenmiştir ve birçok lif açısından zengin olan gıdalar gibi badem kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte sindirim sürecini kolaylaştırır. Sindirim sisteminde yorulmasını engeller. Günde 4-5 tane badem yemeniz bile sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasında yeter. Badem yağının faydaları nelerdir? Badem yağı yaygın olarak kozmetik ürünlerin kullanıldığı hepimiz biliriz. Cilt, saç ve genel sağlığınız için badem yağının yardımıyla harikalar yaratabilirsiniz. Badem yağı antioksidan açısından zengin de bunun yanında E vitamini, yağ ve protein içerdiği yüksektir. Bu harika maddelerin günlük kullanımını birçok hastalıkların tedavisini sağlar ve saç cilt sağlığını korur. A, E, B vitamini açısından zengin olan badem yağı cilt sağlığını korur, gözenekleri açar, hem düzeyini artırır, ciltte meydana gelen tahriş ve iltihabı giderir, kuru ciltleri nemlendirir, daha yumuşak ve pürüzsüz cilt sağlar, göz etraflarında oluşan koyulukları veya kararmaları giderir. Göz etrafındaki cilt kısmı bunun için bir hafta boyunca badem yağını söz konusu kısımları uygulayın. Badem yağı cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve yaşlılığı geciktirir. Badem yağı ölü hücreler ve kirli yağlardan cildi temizler. Bunun için kuru miktar süt, badem yağı ve limonu karıştırarak cildimize 30 dakika boyunca uygulayın. Bu uygulama cildinizi ölü hücrelerin temizler ve gözenekleri açar. Badem yağı sedef ve egzema hastalıklarına iyi gelir. Bunun için bir karışım lavanta yağını badem yağı ile karıştırın ve 20 dakika içinde uygulandığında kaşıntı ve iltihabı giderecektir. Saç sağlığı için de badem yağı mükemmel bir şifa kaynağıdır. Saçları kuvvetlendirir, dökülmesini engeller. Haftada sadece bir iki kere saçınızı masaj yaparak badem yağı uygulamanız yeterlidir. Bunu yaparken sıcak suda havluyu ıslatarak saçınızı üzerine koyarsanız daha emilimi daha iyi sağlarsınız. Badem yağı kalp hastalığını önler. Günlük olarak az miktarda ama düzenli olarak alınabilir. Badem yağı kan basıncını düzenler. Sinir sistemine badem yağının olumlu etkileri vardır. Stresle mücadelede büyük katkı sağlar. Kas ağırlığına iyi gelir. Badem yağı yorgun kaslara yeniden güç kazandırır. Kan dolaşımını arttırır. Bebeklerin gelişimine katkıda bulunur. Bademin zararı nelerdir? 60-70 gram badem günlük E vitamini ihtiyacını tamamını karşılayacaktır. Bu miktardan fazla badem yerseniz gün içinde tükettiğiniz diğer gıdaları aldığınız E vitamini ile birlikte önerilen dozu aşmış olursunuz. 1-2 günlük E vitamini doz aşımı büyük bir sorunu neden olmaz. Ancak bu durum haftalarca sürerse uyuşukluk, bulanık görme, baş ağrısı, ishal ve şişkinlik gibi problemlere yol açabilir. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.